Herkese merhabalar. Bebek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir örgü çalışması yapacağız beraber. Böyle güzel bir örneği beraber çalışacağız. Örneğimizin adı Çitlenbik örgü modeli. İsmi gibi güzel, çıtı pıtı bir model. Bakın şöyle iyice yakından da göstereyim. Çok tatlı bir model. Ben çok beğendim. Şimdi arka tarafını da göstereyim size. Arkamızda bu şekilde modelimizin. Güzel bir model, kolay bir model. Adım adım şimdi beraber başlayacağız ve öreceğiz. Şöyle kenara koyalım örneğimizi. Şimdi farklı bir iple başlayıp beraber küçük bir parçada modelimizi öğrenelim. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Artı bir tane ilmek ekliyorum. Ve tam sayı olarak denk gelmiş oluyor model. Ben böyle haroşa ördüm biraz. Sonrasında başladım modeli tam anlayabilmeniz için. Şimdi ilmeklerimizi atalım önce. Dediğim gibi 4 ve katlarından 1 2 pardon 3 4 oldu ilk modelimiz için. Tekrar bir 4 daha atalım. İkinci modelimiz 1 2 3 4 üçüncüyü yaptık. 1 2 3 ve 4 4 tane model için bakın 16 ilmek attım. 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmek attım. Bir ilmek de fazla atıyorum. 17 ilmek oldu. Modelimiz tam denk gelecek ve şöyle 4 tane modeli beraber çalışalım. Öğrenmemiz için yeterli olacaktır. Şimdi bu ilk sırayı haroşa örgü olarak öreceğim. Bir alt taban oluşturmuş olalım diye. Bu ilk sırayı haroşa olarak tamamlayalım. Modelimize dahil değil bu sıra. İlk sıramı haroşa olarak ördüm. Burası benim. Ön tarafımda örgümün ön yüzü olacak. Şimdi dönüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modeli arka tarafından koyacağız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu benim kenar ilmeğim olacak. Sonraki ilmeğimin 3 tanesini düz örüyorum. 1, 2 ve 3 tane düz ördüm. Şöyle ekranı da yaklaştırayım daha net görebilmeniz için. 3 tane düz ördüm. Sonra ipimi bakın öne getiriyorum. Bu ilmeğimi sonraki ilmeğimi şöyle yönüne doğru örmeden alıyorum. İpimi de böyle arkasından atıyorum. Sonra tekrar 3 düz. 1, 2 ve 3 düz ördüm. İpimi öne getirdim. Bu ilmeğimi örmeden yönünde alıyorum. İpimi de arkasından atıyorum. Bu şekilde üstünden atıyorum. Bakın üstünden attım. Tekrar 1 2 ve 3 düz ördüm. İpimi öne getiriyorum. Örmeden alıyorum. Diğer ipimi de üstünden atıyorum. Bakın bir tane ipimi de üstünden atıyorum aynı zamanda. Tekrar 3 düz 1 2 3 düz ve son ilmeğimi örüyorum. Şimdi döneceğim örgümün ön yüzüne döndüm. Burası benim örgümün ön yüzü olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 3 ilmeğim ters örgü arkadaşlar. 1 İpimi açtım bir dakika. 2 ve 3 tane ters örgümü ördüm. Şimdi bakın 2 tane ilmeğim bu şekilde. Tekrar ipimi şöyle öne getirdim. Bir ip daha dolamış olacağım. İlmekle beraber şu şekilde 3 tane oldu şimdi. Tekrar 3 ters 1 2 ve 3. tersimi örüyorum. İpimi öne getiriyorum. Bakın bir tane ilmeğim, bir tane de doladığım ipim var şu anda. İpimi öne getirdim. İpimi de ipi bir daha dolamış olacağım şişimin üzerine. Şu anda bir ilmeğim 3 ilmek gibi gözüküyor. Tekrar 3 tane ters örgüm öreceğim. 1 şöyle yapacağım. 2 3. tersimi ördüm. Sonra ipimi öne getirdim. Bakın bir ilmeğim, bir de doladığım ipim var. Şimdi bir defa daha İp dolamış oluyorum. 3 tane oluyor. Şimdi 3 tane tersim var. 1 2 ve 3. Son ilmeğimi de kenar ilmeğim örüyorum. Şimdi döneceğim.
Örgümün bakın arka tarafı burası. Görüntümüz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra 3 tane düzüm var. 1 düzleri şu şekilde örüyoruz. 1 2 3 Şimdi 3 tane ilmeğim gözüküyor yan yana. 1 ilmek, 2 tane de doladığım ipim aslında. İpimi öne getiriyorum. Ters yönden 1 tane ördüm. Şişten çıkartmıyorum. 1 tane ilmek doladım şişime. Aynı yerden bir daha girip 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım ve bıraktım. Tekrar 1 2 ve 3 tane düz ördüm. İlmekleri benim aldığım gibi alırsanız daha düzgün duruyor. Ben birkaç deneme yaptım. Daha en düzgün duran şekli bu şekilde oldu bu arada. Şimdi 3 tane ilmeğim var. İpimi öne getirdim. Örme yönünde ters olarak ördüm. Şişten çıkartmıyorum ikisinde. Şişime ipimi doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkıyorum. Bir defa daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkmış oldum ve bıraktım. 3 tane düzüm var. Ve tekrar ipimi öne getirdim. Ters olarak örüyorum 3 ilmeği. Çıkartmıyorum şişimden. Bir ilmek doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmekten 3 ilmek çıktım. 3 tane düz örgüm var. Ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi döneceğim. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örgü olarak öreceğim. 1 ve 2 ilmeğim. Şimdi burada şu şekilde yapacağız. İlmekleri beraber öreceğiz. Onun için şu düz ilmeğimi, önümde bir tane ters ilmeğim var. Sonraki düz ilmekle yer değiştireceğim. Sonraki düz ilmeğimi yani öne getirmiş oluyorum böyle. Sonra bunu ikisini beraber düz olarak ördüm. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki düz ve bir sonraki ters ilmeği ikisini beraber düz olarak ördüm. Şu şekilde oldu. Sonra bir tane tersim var. Tekrar diğer çitlenmemize geldik. Bir tersim, bir düzüm var. Şimdi bu düzü öne getireceğim. Tersi arkaya alıyorum. Ve düz olarak ördüm. Bir tane düz ördüm ortadaki. Sonraki düz ve bir sonraki tersi ikisini beraber düz olarak ördüm. Sonra bir tane ters örgüm var. Tekrar düz ilmeğimle ters ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bir sonraki çitlenmekte ikisini beraber düz ördüm. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Sonraki düz ve tersi beraber ördüm. 2 tane ters örüyorum. Son ilmeğim düz. Bakın ilk modelimizi yaptık. Bu şekilde. Şimdi döneceğim. İkinci çitlenmeyi koyacağız. Şu şekilde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra 3 tane düz öreceğim. 1 2 ve 3 tane düz ördüm. İpimi öne alıyorum. Çitlenmek için ipimi dolayacağım. İlmeğimi örmeden şişimi alıyorum ve ipimi de üzerine dolamış olacağım. Bak şu şekilde. Bir ilmek örmedik, bir ilmeği de üzerine doladık. Sonraki ilmeğim 3 tane düz örgü. Sonra tekrar bakın çitlenmeye geldim. İpimi öne aldım. Soldaki şişimdeki ilmeği örmeden yönünde çıkartıyorum. İpimi de üzerine doluyorum aynı zamanda. İpimi üzerine attım. Tekrar 3 düz, 1, 2 ve 3. İpimi öne aldım. İlmeğimi örmeden alıyorum ve ipimi üzerine doluyorum. Tekrar 3 düz ve kenar ilmeğim. Örgümün arka tarafıydı burası da. Şimdi dönüyorum örgümün ön yüzüne. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğim ters örgü 1, 2 ve 3 ilmeğim ters örgü. 1 ilmek, 1 tane de doladığım ipim var. Yani alttaki çitlenmek aynı hizada devam ediyor zaten. İpimi öne alıyorum yine.
Bu iki ilmeği, yani ipimi ve ilmeğimi ve bir tane daha ip dolamış olacağım. 3 tane örmeden aldım. Tekrar 3 tane tersim var. 1, 2 ve 3 tane tersim var. Tekrar ipimi öne aldım. Bu iki ilmeğim ve ipimin yanında bir tane daha dolamış olacağım. 3 tane oldu. Tekrar 3 ters. İpimi öne alıyorum. Tekrar örmeden şişime alıyorum. Sağdaki şişime ve bir tane ip doluyorum. 1, 2, 3 ters ördüm. Bir tane de kenar ilmeğim var. Şimdi örgümün arka tarafına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra 3 tane düzümü örüyorum. Ve 3 tane ilmeğimiz var yan yana. Yani bir ilmek, 2 tane de doladığımız, şişimizin üzerine attığımız ipimiz var. İpimi öne getirdim. Bu üçünü beraber ters örgü olarak ördüm. Şişten çıkartmadım. Bir ilmek doladım. Tekrar aynı yerden ters örgü olarak örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıp bıraktım. 3 tane düzüm var. Tekrar 3 ipimi öne getiriyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde. 3 tane düz. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 3 tane düz. Son ilmeğim düz. Şimdi şöyle bir göstereceğim size. Yukarıya doğru ilerledikçe modelimiz devam edecek zaten. Şimdi ikinci modelimizin son sırasındayız. Tekrar şöyle alacağım şişimi. Model ilerledikçe model daha şık duruyor. Yani çoğaldıkça yukarıya doğru daha güzel duruyor. Şimdi tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra 2 tane tersim var bu sırada. 1, 2 tersim var. Sonra 1 tane ters, 1 tane düz var. Düzümü öne alıyorum önce. Sonra düz örgü olarak 2 ilmeğimi beraber ördüm. Tekrar düz örüyorum sonraki ilmeğimi. Bir sonraki de düz ve tersi beraber düz olarak ördüm. Bir tane tersim var. Tekrar ilmeklerimi yer değiştireceğim. Çitlenmemize geldiğimizde düz ördüm ikisini. Ortadaki ilmeğim düz. Sonraki iki ilmeğimi beraber örüyorum. Bir tane ters örgüm var. İlmeklerimi yer değiştireceğim. İkisini beraber ördüm. Bir tane düz ördüm. İkisini beraber ördüm. 2 ters ve 1 düz bitirdik. Bakın. Bir tane daha model yapalım beraber. İyice pekiştirmiş olalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve 3. modelimize başlıyoruz örgümün arka tarafında. 3 tane düzle başlıyorum. İpimi öne getirdim. Yönünde aldım. Tekrar 3 düz. Biraz hızlı geçeceğim burayı. İpimi önde bakın. Örmeden alıyorum. Tekrar 3 düz. İpimi önde örmeden aldım. 3 düz. Bir tane kenar ilmeğim. Şimdi örgümün ön tarafına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğim ters örgü. 1, 2 ve 3. İpimi öne aldım. Tekrar örmeden ip dolayarak diğer şişimi alıyorum. 3 ters örüyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek dolayarak örmeden şişimi aldım. 3 ters. İpim önde. İp doladım. Diğer şişimi aldım. 3 ters. Ve 1 tane kenar ilmeğim. Şimdi döneceğim. Örgümün arka tarafında 1 tane kenar ilmeğimi ördüm. Sonra 3 düz. 3 ilmeğimden 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2 ve 3. 3 düz tekrar. 1, 2 ve 3 düz. 3 ilmeğimden 3 çıkartıyorum.
3 düz, 3 ilmeğimden 3 çıkartıyorum, 3 düz, ipimi açtım bir dakika, son ilmeğimi örüyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Burası yine 3. modelimin son sırası olacak. 2 tersle başlıyorum son sırada. 1, 2 ters ördüm. Bakın çiftleyen bir ilmeğe geldim. İlmeklerimi değiştiriyorum hemen başta. Düz ördüm. Ortadaki ilmeğim düz. Sonraki 2 ilmeğim de düz olarak örüyorum. 1 ters arada. Tekrar ilmeklerimi yer değiştireceğim. Şöyle. 1 düz. Sonra ikisini beraber ördüm. Bir tane ters. Son çitlenbeğimde ilmeklerimi yer değiştiriyorum. İkisini beraber ördüm. Ortadaki ilmeğim düz. Sonraki 2 ilmeğimi beraber ördüm. 2 ters. Son ilmeğimi örüyorum. Şöyle göstereceğim. Bakın modelimizi ördük. Beraberce modelimizi başlamış olduk. Çok zevkli örmesi. Yani böyle ördükçe öresiniz geliyor. Ben çok beğendim modeli. Çok severek ördüm. Bundan sonraki çalışmamda da bu modelle çok güzel bir örgü, bebek örgü anlatımı yapacağım. Çok şık, çok tatlı bir model. Beğendiyseniz arkadaşlar, beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Oradaki bildirim zilini açarsanız yayınlarımdan hemen haberdar olur ve izleme imkanı bulursunuz. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Zaman ayırdınız, izlediniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.